Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınıp yerlerine valilerin kayyım atanmasının ardından HDP'nin hükümetin kayyımlardan yüksek bedellerle hediye aldığını gündeme getirmesi tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı. Sayın Cumhurbaşkanı'na 136.944 lira hediye verdi. İçişleri Bakanı'na 142.039 lira. Diğer bakanlara da 19-20 bin. Tartışmalar sürerken Artı Gerçek Haber sitesi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski bakanların da olduğu çok sayıda isme alınan hediyelerin, bedellerinin ve isimlerinin yer aldığı bir belgeyi yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 136.944 lira, İçişleri Bakanı Soylu'ya biri 40 bin lira, diğeri de 42 bin liralık iki kez hediye faturasının olduğunu söyledi. Bu faturalar var. Bir kez daha soruyoruz buradan. Kayyumlardan yüz binlerce liralık hediye aldınız mı, almadınız mı? Almadıysanız Cumhurbaşkanlığa, bakanlara verilen yüz binlerce liralık bu faturalar neyin nesidir? Belgede Erdoğan'ın 136.946 liralık hediye ve yüksek meblağlarda mal ve hizmet aldığı görüldüğü listede Soylu'nun 10 ay arayla biri 39.883 liralık, diğeri de 24.000 lira değerinde hediyeler aldığı görülüyor. İçişleri Bakanlığı'na iki sefer hediye verilmiş belediye üzerinden. Her birisi 40.000, 42.000, 43.000. Cumhurbaşkanı'na bir hediye faturası var bende. 136.944 lira. İçişleri Bakanlığı'nın henüz seçimlerin üzerinden 24 saat geçmeden muhalif belediye başkanlıklarına kayyım atanmasına ilişkin olur yazısı hazırladığı da belgeleriyle ortaya çıkmıştı. Benzin ve motorine bir zam daha geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzinin litre fiyatına 6 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 17 kuruş daha zam geldiğini duyurdu. Zamla birlikte benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da 6.65, Ankara ve İzmir'de 6.73 liraya, motorinin litresi ise İstanbul'da 6.23, Ankara'da 6.20, İzmir'de 6.33 liraya yükseldi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Çaykur, işçi ve işletme maliyetlerine gerekçe göstererek kuru çay fiyatına %15 zam yaptığını duyurdu. Bak ben çok üzüldüm, çok üzüldüm, çok üzüldüm. Hanımefendi buyurun, keyif çayı Cumhurbaşkanımızın size ikramıdır. Hanımefendi buyurun. 2 yılı aşkın süredir zam yapılmayan ve %30-35 zam yapılması beklenen kuru çaya geçtiğimiz Haziran ayının sonunda %15 zam yapılmıştı. Eyvah, eyvah. Ben sizin hepinize çay vereyim. Niye orada öyle kavga ediyorsunuz? Ayıptır. Bugün yapılan ikinci zamla birlikte çay son 2 ayda %32,25 zamlanmış oldu. AKP iktidarı hak işle kamu işçisine verilecek zam konusunda uzlaştıklarını açıkladı. 150 lira iyileştirme yapıyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 yılı için %8+4 zam, 2020 yılı için de %3+3 zam ve enflasyon farkı verilecek dedi. Rabbim 2019-2020 kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolünü hayırlı uğurlu eylesin. Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Einstein Vakfı, risk altındaki akademisyenler için çifte burs vereceğini duyurdu. Bilim özgürlüğünün geliştirilmesi için verilmesi planlanan burslardan, dünya çapında tehdit altında bulunan bilim insanları 2020 başından itibaren 2 yıl boyunca yararlanacak. Akademisyenler burs kapsamında çalışmalarını Berlin'de yapacak. Bursa kabul edilen araştırmacılar çalışmalarını Berlin'deki 5 üniversitede devam ettirecek. Ayrıca iklim araştırması, sürdürülebilir kentsel gelişim ve akıllı şehir araştırmaları için Kaliforniya Üniversitesi ile de işbirliği yapılacak. Einstein misafir araştırmacılar ve Einstein genç akademisyenler burslarına vakfın internet sitesinden başvurulabiliyor.